Merhaba, daha önceki Periskop yayınlarımızda söylemiştik. 13 milyon kişi bu bayram tatili için harekete geçti. Ya memleketlerine gittiler yakınlarını görebilmek için ya da tatil yörelerini tercih ettiler. Bu ne anlama geliyor? 13 milyon kişi iş günü geldiğinde, tatil bittiğinde geri dönmüş olacak. Yani yollarda trafik olacak. Çok dikkatli olun lütfen çünkü Kurban Bayramı tatillerinde trafikte kaza oranı %100 artıyor. Biz de haberlerimizi hazırlarken her bayram öncesinde, böyle tatiller öncesinde uzmanlarla konuşuyoruz ve sürücülere uyarıları aktarıyoruz. Ben şimdi bunları derledim, topladım. Sizlere bir kez daha bu yayında bunları ileteceğim. Madde madde anlatmaya çalışacağım. Çünkü henüz bayram tatili sonlanmış değil. Kaç günü geride bıraktığımızı biliyorsunuz. 96 kişi hayatını kaybetmiş durumda. Bir kere bize, bana bir şey olmaz anlayışını bir kenara bırakıyorsunuz. Yorgun, uykusuz asla yola çıkmıyorsunuz. Zaten aracınızın kontrolünü yaptırdığınızı, gerekli bakımları yaptırdığınızı ben varsayıyorum. Çünkü dönüş yolundasınız artık. Giderken bunları yaptırmış olmalısınız. Öte yandan yola çıkmadan önceki gün alkol tüketmeyin, lütfen uzak durun. Dediğimiz gibi uykusuz, yorgun yola çıkmayın. Yola çıkmadan önce mümkünse güzergahınızdaki mola noktalarını belirleyin. 1,5-2 saatte bir mola vermeniz gerekiyor. 150-200 kilometre mesafede 10-15 dakikalık molalar planlayın mümkünse ve bu molalar sırasında eğer atıştıracaksanız hafif yiyecekleri tercih edin. Küçük vücudunuzu hareketlendirecek egzersizler yapın mutlaka. Bunlar sizi uyanık tutacaktır. Ayrıca çocuklar için varsa 12 yaşından yaşın altında ufaklar, onlara güvenlik koltuklarını hazırlamış olmalısınız zaten. Kıyafetlerinize dikkat edin. Mümkün olduğu kadar sizi terletmeyecek, araç içerisinde rahat edebileceğiniz kıyafetler olmalı. Hava sıcak nasıl olsa ben terlikle bir yere kadar idare ederim deyip asla direksiyonun başına geçmeyin. Malum terlik ve pedal kontrolü çok makul değil. Ayrıca elbette bu kazaların en önemli sebeplerinden biri hatalı sollama. Lütfen güzergahınızdaki şerit çizgilerine ve tabelalara uyun, riayet edin. Ağır tonajlı araçların geçiş yaptığı, yoğunlukla geçiş yaptığı bölgelerde onların arkada bıraktığı lastik izlerini takip edin. Uzmanlar bunların uyarısını yapıyor ve en kontrollü sürücü sizmiş gibi davranın. Neden? Çünkü bu tür yoğun trafiğin gerçekleştiği dönemlerde şehirler arası sürüş tecrübesi olmayan araç kullanıcıları da yollarda oluyor. Yani etrafınızdaki herhangi bir araç her an ama her an hata yapabilecekmiş gibi sizin tetikte olmanız gerekiyor. Bunun için ne gerekiyor? Elbette cep telefonlarınızı kapatmanız gerekiyor. Çünkü işte mesajlaşma, telefonla konuşayım ya da sigara içeyim, böyle sizi meşgul eden aktiviteler sizin sürüş dikkatinizi düşürüyor. Diyebilirsiniz ki ben kulaklıkla kullanıyorum cep telefonu, işte yolda konuşmam gerekenler var. Hayır efendim, buna da itiraz ediyor uzmanlar. Çünkü önemli olan elinizde ya da kulağınızda olması değil cep telefonunun. Önemli olan sizin yola dair dikkatinizin dağılması. O yüzden cep telefonunuzu kapatın lütfen mümkünse. Ayrıca sulanan bazı noktalar var, bu güzergahınız üstünde olabilir. Orada da aracın suda kızaklama riski olduğunu bilin. Yani lastikler yerle tam temas sağlamıyor. Ona göre hızınızı yavaşlatmanız lazım. Şehir içinde hızınızı yavaşlatmanız lazım. Lütfen bunlara çok çok dikkat edin. Tabii sürücüler için bunlar, yolcular için neler söyleyebiliriz? Sürücüyü onların kontrol altında tutması lazım, gözetlemesi lazım. Eğer araç kullandığı son birkaç kilometreyi sürücünüz hatırlamıyorsa, dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa, sık sık esniyorsa, gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa, ani olarak gaza ya da frene, pedallara basıyorsa, siz lütfen sürücünüzü hemen uyarın, aracı bir kenara çekin, biraz dinlenin, mola verin, yola öyle devam edin. Şaka değil, bu tür dönemlerde can biraz cebimizde, çıkıyoruz yollara. Lütfen çok dikkatli olun. Görüşmek üzere.